İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi görmüyorum, yine duyuyorum sadece. Şimdi nasıl? Şimdi de aynı. Şimdi de aynı. Siz görüyor musunuz hocayı? Evet, siz görünüyor. Ve duyuyorsanız sorun yok. Böyle devam ederiz. Yazarsanız aşağı. Evet. İyi akşamlar İlyas. Sizi görüyorlarmış evet. Hocam. Evet, ben seni de görüyorum. Demek ki yine sadece birinci sınavında olan benim bu akşamda. Yani neden böyle oluyor bilemem tabii ki. Bilmem. Neden böyle oluyor? Hayret. Çünkü benden sorun yok. Artık hiçbir şeye hayret etmiyorum. Evet, olacak olan olur. Gelene geldiği için, gidene de gittiği için izin vermek şarttır. Bunu öğrenmemiz gerek. Evet. Görmeden hoş geldin diyeyim o zaman size. Ve hoş buldum. Nasılsın? Fazla bir değişiklik yok. Birkaç saat önce görüşmüştük. Aynı. Geçmiş şey olsun. Üzerine. Geçmiş güzel olsun. Çok olmaz. Yani dün olsaydı yapamazdık programı. Bugün yine program yapabilecek durumdayız. Evet, güzel. Sevindim buna. Bir saniye, burada birisi bir şey yazmış. Instagram'dan kaynaklanıyormuş. Başka canlı yayınlarda da oluyor. Evet, sadece bizim başımıza gelmiyormuş. Başkalarının başına da geliyormuş evet. Bu. İyi, okey. Bende ayarlar var. O zaman bir görüntüsü var, bir de değiştirme var. İşte yani fazla burada ayar değiştirme şansınız da yok. Yani açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Fazla da kafa yormak istemiyorum. Olursa evet. Olur, olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Gelene geldiği için, gidene gittiği için izin ver. İzin. O zaman oradan başlayalım. Çünkü hiçbir, her zamanki olduğu gibi hiçbir konseptim yok bu program içinde. Evet. Ama siz deyince yine hemen kafamda belirdi. Bu aralar yansımalar çok zorluyor beni. Hani evet.
Gelene geldiği için, gidene gittiği için, ama bir yansıma bu tarafa çekiyor, bir yansıma bu tarafa çekiyor. Evet. Şimdi hangisine, hani birisine geldiği için izin versem öbürkünü terslemiş oluyorum. Öbür tarafa gitmiş olsam bu tarafı terslemiş oluyorum. Evet, Böyle haklısın. derede kalıyorum. O zaman da diyorum ki yani hangi birisi, yani ne yapsam şimdi? Doğru Evet. hangisidir diye. O zaman Evet. bir giriş yapalım. Evet. Bir şey değil. Benim hayatta ben de aynı konuda bir problem yaşadım. Bir iş yerinde iki tane yetkili var. Dörtte ama iki tanesi benimle ilgiliydi. Biri geldi, dedi şunu şunu yap dedi. Tamam yapayım dedim, listeyi hazırladım. Öbürü geldi, şunu şunu listeden çıkar dedi. Çıkardım. Öbürü geldi, neden çıkardın dedi. Falan söyledi dedim. Hayır, tekrar ekle. Ekledik. Eklesem de suçluyum. Çıkarsam da suçluyum bu durumda. Ve dolayısıyla yani olay gelmiştir. Gelene geldiği için, gidene de gittiği için izin vermek gerekir. Dolayısıyla ben ikisine de razı oldum tabii ki. İkisinden de zılgıt yedim. Çünkü o kişiler müdür muaviniydi, iş yerinde müdür muaviniydi. Ben de memurdum. İkisinden de zılgıt yemiş oldum. Bir şey değil tabii ki. Tecrübe sahibi oldum. Böyle olaylar da yaşanırmış diye. Bir gelene geldiği için, gidene de gittiği için izin verebilirsen hiç huzursuz olmazsın. Ben de huzursuz olmadım. Çalışmama devam ettim. Bu şekilde oldu. Aksi takdirde duygu fırtınası yaşarsın. Ben duygu fırtınası yaşayacak boyutta değilim tabii ki. Gürcün rahim boyutu 7 boyuttur ve Gürcuna boyutudur, cehennemdir diye adlandırıyoruz biz burayı. 7. boyutun ortasına kadar olan mekan, duygu fırtınalarının yaşandığı, dengesizliklerin, ayrıcalıkların yaşandığı bir ortamdır. Dolayısıyla bu 7 boyutu aşıncaya kadar kişi cehennemini yaşamaktadır. Bu şekilde birlik bilincinde değildir kişi bu 7 boyuta aşana kadar. Ondan sonra gelene geldiği için, gidene de gittiği için izin vermesini bilmiyor. Yaratmasını bilmiyor. Kendi inisiyatifini kullanmadan, gayri ihtiyari, yani istem dışı düşünüp yaratıp içinde yaşıyor ve niteliyor. Niteleme de bu cehennemi boyutun içinde. Herhangi bir şey nitelendiği zaman ne demek oluyor? Kişi arzusu, beklentisi doğrultusunda olmayanları kötü, çirkin ve yanlış olarak niteler ve buna negatif düşünce, olumsuz düşünce ismini verir. Arzusu, beklentisi doğrultusunda olanları ise iyi, güzel, doğru olarak niteler ve buna da pozitif düşünce, olumlu düşünce ismini verir. Halbuki işte Gürcuna boyutudur dedik ya, dengesizliklerin yaşandığı bir boyuttur burası. Dolayısıyla kişi düşündüğü zaman, daha önce de anlattık bunları ama yine de anlatabilirim. Kişi düşündüğü zaman beyninden düşünce bir nokta halinde çıkar ve ortama büyüyen küre olarak yayılır. Büyüyen küre olarak yayılırken de avatarın yansımalarının tümüne çarpar. Yani ortam ve varlıkların tümüne çarpar ve düşünülen yansımaları hareketlendirmiş olur. Bu Hocam durumda arkada zırtı geliyor demiş. Acaba telefonunuz
Masanın falan üstünde mi? Onu biraz yukarı Hayır, kaldırsanız. üstamtadır ve herhangi bir yere değmiyor. Altına bir şöyle peçete falan koysanız. Çünkü altındaki masa plastik falansa ondan da yankı yapabilir. Tamam. Yani bez veya peçete Onu da dikilmesi yapalım. lazım. Çok kalın aslında. Altı çok kalındır. Ve titreşimi kaldırmayacak şekilde de gene de peçete koydum. İyi mi arkadaşlar şimdi? Halen cızırtı var mı? Cızırtı benden değildi aslında. Ama inşallah geçmiştir. Bendense de geçmiştir. Konumuza devam edelim. Konumuza devam edelim. Bu durumda kişi düşündüğü zaman düşündüğünü yoğun olarak düşündüğü takdirde ona kendinden enerji vermiş olur. Enerjiyle beslenen düşünce de ensede bulunan oftalmi ve amigdala'da replikler halinde oluşur. Dolayısıyla bu replikler bütün duyu organları yardımıyla oftalmi denen göz derinliğinden geçerek kişinin önüne çıkmaktadır. Kamera gibi düşünürsün bu. Önüne çıkmaktadır. Dolayısıyla kişi düşündüğünü yaratmış olur. Ama şöyle bir şey var. Curcuna boyutudur. Bu boyut dedik ya. Kişi düşünür, düşündüğüne enerji verir. Enerjiyle beslenen düşünce duygu haline gelir. Duygularda ortam, varlık ve olay olarak karşısına çıkar. Dolayısıyla bu düşündüğünün neticesini avatar nitelemektedir. Dolayısıyla niteleme de iyi, güzel, doğru, kötü, çirkin, yanlış diye özetledik bunu. İyi, güzel, doğru diye nitelendiği takdirde düşünce kozmik yapının dengesini bozar. Kötü, çirkin, yanlış diye de düşündün mü? Kozmik yapının dengesini bozar. Dolayısıyla Allah sistemi de bu dengesizliği giderebilmek için kişiye önceden düşünüp nitelediğinin tersini niteleyeceği bir olay yaşatır. Dolayısıyla pozitif düşündü mü negatifi de yaşar, negatif düşündü mü pozitifi de yaşar ve dolayısıyla bu boyut curcuna boyutudur. Varlıklar bu durumda sevgiyi pek fazla bilemez. Sevgi ihtiyaçtan doğar bazı durumlarda. İhtiyaçtan doğan sevgiler düşük frekanslıdır ve gene curcuna boyutunda birçok duygu fırtınası yaratır. Sevgiler birlikten oluşursa bu durumda bu sevgi ihtiyaçtan olmadığı için, birlik bilinciyle oluştuğu için kişinin çok işine yarar ve onu curcunadan çıkarmak için bir yoldur. Bu şekilde tarif edebiliriz. Rahim boyutunu anlattım. Gürcün rahim boyutunu anlattım bu durumda. Rahim boyutunu geçen yaratan boyutuna çıkar. Yaratan boyutunda da kişi önceden düşünüp yarattığını bilemediği halde bu yaratan boyutunda önce düşünüp yarattığını öğrenir. Sonra bu yaratılanların negatif ve pozitif diye nitelendiğini, kendi tarafından nitelendiğini öğrenir. Dolayısıyla daha sonraki bilinç aşamalarında da bu düşünülenin sadece pozitif olarak nitelenmesi doğrultusunda düşüncelerini yönlendirmeye başlar. Dolayısıyla negatifleri düşüncelerinden atmış olur. Negatifleri atan kişi sadece pozitif düşünür ama pozitif düşüncede de denge bozulmuş olur ve Allah sistemi
ona negatif diye niteleyeceği bir olay yaşatır. Dolayısıyla negatifleri de yok etmek gerekir, pozitifleri de yok etmek gerekir düşüncede. Ve kişi nötr düşünceye ulaşma yolunda olmalıdır diyoruz. Nötr düşünceye ulaşan kişi nitelemez. Dolayısıyla kozmik yapının dengesi bozulmaz ve kişi curcunalı hayat yaşamaz. Üçüncü boyut şeriat boyutudur. Dördüncü boyut sırada bile değil ama asma bir boyuttur ve kişinin uyku ve çözülüm boyutudur. Dolayısıyla çözülüm altıncı boyutta öğrenilir. Beşinci boyut zamanın var olmadığını algılama boyutudur. Altıncı boyut ölümün var olmadığını algılama boyutudur. Dolayısıyla dördüncü boyut bu altı boyutun hizmetindedir. Bu altı boyut yedinci boyutun ortası da dahil olmak üzere çözülüm ve uyku boyutudur. Yedinci boyutun ortasından itibaren kesinlikle çözülüm de yoktur, uyku da yoktur. Bu boyutları aşan kişi 8, 9 ve 10. boyuta geçer. Düşünce eğitimi alır. Düşünce eğitimi alan kişi 11. boyuta geçer ve Rahman boyutuna ulaşmış olur. Rahman boyutu gösterelim görmeyenler için bu boyuttur. Rahman boyutu. 9 boyutu içermektedir. 11. boyuttan 19. boyuta kadar olan boyutlar Rahman boyutundadır. Rahman boyutu sessizlik, durgunluk ve hiçlik boyutudur. Sessizlik, durgunluk dememizin nedeni varlık bilinç olarak bu boyuta geçtiği zaman curcunadan kurtulmuş olur ve bilinç boyutuna geçmiş olur. Yani düşünce boyutundan bilinç boyutuna geçer, bilinciyle hareket eder. Burası alın çakrasıdır. Buranın üstünde mutlak boyut var. Mutlak boyut da altın çakranın boyutudur. Tepe üstü çakrası altın boyuttur. Birçok öğretide varlıklar öğreti dahilinde toplumlar altın çağa ulaşacak diye bildiri verirler. Halbuki vizyon manyetik alan tek kişiliktir ve bu tek kişi altın çakraya ulaştığı zaman yani tepe üstü çakraya ulaştığı zaman altın çakraya, altın auraya ulaşır. Dolayısıyla o kişi altın çağa ulaşmış olur. Yani altın çağı toplumsal değil, ferdidir. Evet, şimdi herhangi birinin sorusu varsa bu konuda cevaplayabiliriz veya senin aklına gelen herhangi bir soru varsa onu cevaplayalım. Önce bir sorduğumuz sorunun cevabını alalım da ondan sonra öbürkilere de geçeriz. Şimdi tahminim siz görseli de kullandınız bunu anlatırken değil Evet. mi? Tabii ki. Hmm. İşte bir arkadaşımızın Evet. Gürcü kapsamlı olarak anlatabilir mi diye bir Evet. isteği vardı. Biz Duyuyorum. özet olarak Gürcü bu şekilde Evet. anlatmış olduk. Ama halbuki Hmm. bizim kitabımız 1300 sayfalık Kozmik Tanrı Haykatra Betanova insanı Betanova varlığı yetiştirme programıdır ve Gürcü anlatmaktadır. 1301 sayfadır şu anda. Evet. İşte onun için soruyorum zaten. O arkadaş öyle bir soru yöneltmişti bana özelde.
onun isteğini de yerine getirmiş olduk. Bu arada siz yorumları görüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Çünkü siz konuşmaya başladığınızdan beri cızırtı cızırtı diye burada şey yağıyor, mesaj yağıyor. Bunu halledin diyorlar. Yani siz konuşurken cızırtı gidiyormuş karşı tarafa. Ne yapsak? Tekrar sıfırdan mı başlasak? Bilemem. Bende herhangi bir olumsuzluk yok. Işte çok kaliteli bir standın üzerindeyim. Vallahi bilmiyorum. İsterseniz deneyelim. Bir daha yapabiliriz. Girebiliriz. Çıkalım, bir daha girelim. O zaman bunu şimdi kaç dakika oldu? Bunu da bilmiyorum. 5-10 dakika oldu yani galiba bunu. Bende hiç cızırtı yok. İşte ben de sizi gayet net duyuyorum ama birçok kişi yazdı yani cızırtı var, cızırtı var diye. Şimdi var mı? Dik tutsa telefonu diyor. Telefonunuz nasıl? Ben görmüyorum da. Telefonunuz yatay mı duruyor? Şimdi istanttan indirdik. Bir bardağa dayadık telefonu. Arkadaşlar şu anda nasıl geliyor ses hocam? Cızırtı var, cızırtı var diyorlar. Cızırtı yok. Şarjdan da çıkardık, olmadı. Bilgisayar varsa olur diyor. Yani siz konuşurken cızırtı geliyormuş. Hem de çok cızırtı var diyorlar. Yani bayağı demek ki rahatsız ediyor ki bir sürü insan yazdı. Cızırtı var ve devam ediyor diyorlar. Sesini kıssın. Ha, ama bilmiyorum ki ondan sesini alakası mı? Şimdi duyulur mu bilmiyorum. Şimdi nasıl? Yarıya indirdim sesini. Nasıl, şu anda bir değişme var mı arkadaşlar? Halen cızırtı mı? Siz bu arada bir şeyler söyleyin hocam ki çünkü siz konuşunca ben telefonumun sesini yarıya indirdim. Ha, iyi diye iyi diyor bir arada. Hocam kulaklık yok yoksa kesilir mi acaba? Kulaklık yok. Kulaklık kullanmadık. Cızırtı var. Kulaklık taksın. Kulaklığınız varsa kulaklığı takın isterseniz. Ama hiç de zannetmiyorum. Çünkü kulaklıkla sizin duyduğunuz değişecek. Sizin evet, doğrudur. Biliyor zaten sisteme. Doğrudur. Vallahi bilmiyorum ne yapalım. Bu şekilde var mı bilmiyorum. Ben net duyuyorum. Bende hiçbir cızırtı yok. Bende de hiçbir cızırtı yok. Hiç düzelt yok. Çok kaliteli bir standın üzerindeyim. O zaman şey yapın. Sesi yarıya kıstınız ya, tam kısın. Çünkü biraz düzeliyor diyen arkadaşlar var. Sesini tam kısın. Öyle devam edelim. Böyle mi? Şu anda tam kısık mı? Şu an iyi diyor bak bir arkadaş. Şu an iyi. Bu defa da ben senin sesini işitmiyorum. Öyle mi? Ha, beni duymuyorsunuz. Yani. o zaman işte kulaklık işe yarar. Şimdi anlaşıldı. Eğer kulaklığınız yanınızdaysa kulaklığı takın. Sesi az açın. Kulaklığım yanında değil. Alıp geleyim. Bir dakika. Tamam. Ya sabır. Ben mi anlatayım? Evet, şimdi kulaklık taktım. Ne fark etti acaba bilmiyorum. Evet, şimdi onun geri dönümünü alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar da. Bir şeyler söyleyin o zaman, test. Yarıya indirdim sesi. Problem yok, sevgiler canlar. Azaldı demiş. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? İyi galiba. Olursa ben size... Azaldıysa biraz daha azalttım sesi. Ben arkadaş, evet. Ben kulaklıktan işitiyorum. Tamam, beni duyuyor.
duyuyorsunuz. Düzeldi diyen var. Çok iyi diyen var. Tamam, okey. Tamam. Devam edebiliriz. Kapatmayalım. Yok. Olur. Olur. Güzel. Şimdi biz nereden yola çıktıydık ya? Gelene geldiği için, gidene gittiği içinden yola çıkmıştık ve bu arada bir arkadaşın isteğini de yerine getirdik. Fakat ben tahminim sorumun cevabını pek alamadım. O sizin verdiğiniz örneğe ben sizden önce de başka programlarda da duymuştum. O bankadaki olayı. Şimdi birisi geliyor size bir liste hazırlayın diyor. Hazırlıyorsunuz. Öbürü geliyor diyor ki listeden şunları şunları silin diyorsunuz. Siliyorsunuz. Şimdi siz bu şekilde davrandığınız zaman bence sadece bir kişinin dediğini yerine getirmiş oluyorsunuz. Çünkü ikinci söyleyenin dediği en neticesinde yerine gelmiş oluyor. O diyor ki şu şu kişileri listeden sil diyor. Ve siz bunu yaptığınız zaman birinci kişinin isteğini yerine getirmemiş oluyorsunuz. Yani orada yine benim kafamda gelene geldiği için, gidene gittiği için izin verilmemiş oluyor. Bir kişinin dediği olmuş oluyor. Hayır, yani iki kişiden zılgıt yedim. Yok. İki kişiden de zılgıt yedim. Çıkardığım için de zılgıt yedim. Eklediğim için de zılgıt yedim. Birinden çıkardığım için zılgıt yedim. İkinciden eklediğim için zılgıt yedim. Dolayısıyla ben de bu olaya gelene geldiği için, gidene de gittiği için izin vererek herhangi bir negatif yorumda bulunmadım. Negatif davranmadım, düşünmedim. Sadece seyrettim. Ama zılgıcı da yedim tabii ikisinde, ikisinden de. Peki mesela nasıl davrandınız? Siz size ilk önce o listeyi hazırlamanızı söyleyen kişiye tamam ben şu şu kişileri bu listeden sildim fakat bana öyle bir şey geldiği için arkadaşınızdan demediniz. Evet dedim. Dedim. Hayır dedi. Ekle dedi. Ekle dedim. Öbürü geldi. Çıkarttığın halde neden ekledin dedi. Ondan da zılgıt yedim. Ondan da zılgıt yedim. İkisinden de. Çünkü ikisinin de isteğini yerine getirememiş oldum. Ben de gelene geldiği için, gidene gittiği için izin vererek sadece seyrettim. Onlar beni zıplıştırdılar tabii ki. Peki onların arasında bir sorun yaşanmadı mı? Hayır. Çünkü en nihayet... Hayır, yaşanmadı. 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 Bu yansıma olayını bu gittikçe tuhaflaşıyor benim gözümde bu yansıma olayı. Mesela ben rahatsızım. Hiçbir şey canım istemiyor. İştahım yok. Ve son 2-3 sene içerisinde sağlık konusunda da küçük bir uzman haline geldim. Hastalandığım için zaten bu yollara düştüm. Orada edindiğim bilgilere göre de zaten hastalanan bir insanın periz yapması onun için en hayırlı olan. Bu bilgi de var. Evet, tabii. İşte yok. Zorla babam zorla illa da ye çorba iç şunu yap bunu yap oradan telefon buradan telefon. Yani diyorum ben şimdi zorla yansımalarım istediği için zorla bir şey yiyip tuvalette istifra mı etmem lazım? Yani sistem benden bunu mu istiyor? Böyle şeyler kafamda dolanıyor. Yani içimde böyle acayip bir direnç oluşuyor böyle benim bilgilerime şimdi, geldiği zaman. Şimdi önce sabır. Sabır ve sonsuz sevgi sahibiysen bu durumda diyelgemce davranabilirsin, nötr davranabilirsin. Yani birçok hasleti edinmen lazım. Mesela hoşgörü, feragat, fedakarlık, diğergamlık, özveri, sabır, sevgi gibi konularda yetişmen lazım ki seyirci olabilirsin. Sen madem ki bir bilinçsin ve özgür iraden var, sen kendi özgür iradeni kullan.
ve kendi yaşamını sürdür. Bu işte bencillik değil, bencillik değil. Diğer yanlık da değil aslında. Onların yansıma olduklarını bilerek sen kendin hareket edersin. İşte ben de özgür iradem var zannediyorum yani. Ben de özgür irademi kullanayım diyorum yani. Hiç olmazsa şu ağzıma ne girecek ona ben karar vereyim. Sağ sol karar Tabii sen vermesin. karar ver. Sen karar ver. Ama işte o zaman da gelene geldiği için izin vermemiş oluyorum. Bir yansımam diyor ki bak sana çorba yaptım bu sana iyi gelir diyor. Ama benim midem bulanıyor çorbayı görünce. E şimdi ona Evet. gel dediği için izin vermem için onu yemem lazım. Belki de peşinden istifra edeceğim. Yani orada çözülmeyecek bir şey giriyor ortaya. İllaki de bu durumda gelene geldiği için, gidene de gittiği için izin vermek mecburi değil tabii ki. Kişi özgür iradesini de kullanmalıdır. Yani konular farklı. Dolayısıyla bu gelene geldiği için izin verme konusu irade. Bu kendine kendini yetiştirme iradesi. Evet, internet kesildi galiba. Efendim? İnternet kesiliyor galiba. Niçin söylediğin işitilmedi? Benim mi? Yo internetim. Evet. Bir saniye bakalım. Yo full çekiyor. Evet, şu anda vardır. Biraz önceki söylediğini işitmedim. Saniye. İşte onu nasıl ayırt edeceğiz? Yani ne zaman yani başıma bir olay geliyor. Burada benim şimdi hür iradem mi kullanmam lazım yoksa gelene geldiği için izin mi vermem lazım? Bunu nasıl ayırt edeceğim ki? Madem ki miden bulanır, illa ki karşındakinin söylediğini yapmak mecburiyetinde değilsin. Özgür iradeni kullan, ferdi iradeni kullan. Yeme, içme. Onların tavsiyesi kendine olmuş olur. Kendi görevidir diyelim. Sizin yayınınızda hep kesilmeler oluyor. Doğru diyor ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben Wi-Fi'ye bağlıyım ve Wi-Fi full çekiyor şu anda. Neyse ben sonradan dinlemem lazım. Şu anda halen sorunun cevabını aldım mı almadım mı o konuda tereddütteyim. Sonradan programları Evet. dinleyip daha değişik bilgiler alabiliyorum. Son programda beraberdik ya Manisa'da beraber bir Evet, program. evet. Orada şöyle enteresan bir şey söylediniz. Öbür öğretiler hakkında. Dediniz ki öbür öğretiler buraya gelmen için yemdi dediniz. Yoldur dedim. Yok yem. Yem demedim. İsterseniz Şan, dinleyebiliriz. yem belki yem diye anlaşılmıştır ama yoldur. ama yem daha iyi uyuyor bence. Çünkü orada çok cazip gelen şeyler vardı. O öğretilerde. Ya yani bütün dünyevi problemlerini çözeceksin. İşte sen şu bilinçaltını bir temizle. Çünkü orada seni yöneten bazı kayıtlar var. Onları bir temizle. Ondan sonra hayatın böyle tıkır tıkır yürümeye başlayacak. İşte mal mülk gelecek, huriler gelecek. Bunlar biz de tav olduk. Bu yolda ilerledik.
İlerledik, ilerledik, ilerledik. En sonda aa, hiç be hiç böyle bir şey yok. Senin bir hayat programın var ve bunu da unuttun. Ne olduğunu da bilmiyorsun, içeriğini de bilmiyorsun. Dene bakalım neler yaratabileceksin. Evet. Bir Şimdi duruma geldik. Yani bu sonradan o anda ben bunun idrakinde değildim. Kelimeyi sarf ederken bunu tam kavramadım da sonradan gittikçe böyle kafamda bu yankılanmaya başladı. Ulan dedim ben şimdi bu yem, sizin yol benim yem dediğim bilgilere dayanarak hayatımla alakalı çok ciddi kararlar verdim. evet. Hayatımı idame ettirme şekline varana kadar çok ciddi kararlar verdim. Bunlar da mı yanlış şimdi yani? Yanlış değil, yoldur dedik. Yanlış yok. Şöyle bir şey söylüyorum ben her an. Yanlış doğru yoktur. Sadece yol var. Kişi frekansını yükseltebilmek için birçok yollar dener. Birçok öğreti vardır. Öğretiyi verenin bilinç seviyesine uygun olarak verilen bilgilerdir onlar. Dolayısıyla kişi önceden hangi frekanstaysa o frekanstan itibaren kendi frekansını, evrimini yükseltmek için bu öğretilerden adım adım geçmektedir. Ve dolayısıyla diyoruz ki bizim öğretimiz tüm öğretilerin eksiklerini ve aksaklıklarını gidermek için verilen bilgidir. Ve bize gelen kişi liyakat sahibidir diyoruz. Neden liyakat sahibi? Layık olmak demek, liyakat layık olmak demektir. Bu bizim verdiğimiz bilginin frekansına layık kişi olduğu için bu bilgiyi almaya hak kazanmıştır diyoruz. Dolayısıyla kişinin önceden geçtiği yollar bizim frekansımıza ulaşmak için atılan adımlardır. Bu akşam biraz çelişkiler akşamı olsun o zaman. Liyakat dediniz. O zaman liyakattan devam edelim. Bu Tabii ki. öğretiye liyakat sahibi diyorsunuz ya. Evet. Şimdi ben birçok toplantılarda bulundum. Birçok arkadaşı birebir de tanışma imkanım oldu. Ve Evet. bazılarında o kadar düşük frekanslı hareketler gördüm ki dedim ya burada bir çelişki var yani. Şöyle diyeyim ben. Öğreti dışından bana bir şey geldiğinde ne frekansta olursa olsun artık hayretler içerisinde kalmıyorum. Diyorum tamam bu böyle. Bu bilinç sınavı diyorum. Geçiyorum. Evet. Ama öğreti içerisinden birisinin bana çok düşük bir frekanslı yaklaşımı beni nasıl diyeyim? Beynim onu çözemiyor. Diyor ki beyin burası son nokta. Bu Evet. öğreti son öğreti. Evet. Yani buraya gelen kişinin bazı yerleri aşmış olması lazım. Evet. Ama öyle bir sergiliyor ki beyin diyor ki beyin error veriyor o zaman. Böyle bir şey olamaz diyor. Ya öğretide bir hata var ya bu kişi layık değil buraya ama halen burada. Niye burada? Böyle bir çelişki yaşıyorum yani Evet. bazı arkadaş davranışları konusunda. Haklısın. Haklısın. Doğrudur. Çünkü sen bu öğretiyi küpçüğündeki avatar olarak alıyorsun. Avatar kendi küpçüğünde tek başınadır ve bütün algıladığı ortam ve varlıklar yansımadır. Dolayısıyla senin de aynı öğretide olduğunu algıladığın kişiler, tümü senin vizyon manyetik alanında bulunduğun boyutun frekanslarını paylaşmış yansımalardır. Ki doğrudur söylediğin, mesela sen herhangi bir boyutun
tek bir frekansında bulunuyorsun. O frekansta bulunan yansımalar seninle aynı duygu, düşünce ve davranıştaymış gibi, aynı bilinç seviyesindeymiş gibi rol yaparlar. Senin frekansının üzerindeki frekanslara yerleşenler senden bilinçliymiş gibi rol yaparlar. Senin frekansının altındaki frekanslara yerleşenler de senden bilinçsizmiş gibi rol yaparlar. Ve bu yansımaların kendi aralarındaki diyaloglardan edindiğin düşünce ve senin de yansımalar arasındaki diyaloglardan edindiğin düşünce senin bilinç sınavındır. Çünkü küçükte tek bir varlık var, o da sensin. Bunun idrakinde olarak bile orada sanki bir çelişki varmış gibi. Yani eğer bana çok düşük frekansta bir şey yansıtılmak isteniyorsa sistem tarafından, bu öğreti dışında bir yansımadan da bana gelebilir. Neden? Öğretinin içerisinde. Çünkü öğretinin içerisinde olması demek, yani bana yakın bir frekansa yerleşmiş anlamına geliyor. Ama çok uzak bir frekanstan bana yansıma yapıyor. Evet, Orası var. için Tabii biraz. ki. Tabii ki olacak. Çünkü 343 frekans var. 343. frekans en yüksek frekanstır. Ama bulunduğun boyutun ilk frekansı en düşük frekanstır. Ve senin algıladığın yansımalar bu frekansları paylaşmış olan yansımalardır. Şimdi anladım. O zaman liyakat sahibi dediğiniz zaman bu şey sadece avatar için geçerli yani. Evet, sadece avatar için geçerli. Çünkü zaten yansımalar bilinç değil ki. Sadece sinema perdesine vuran ışıklardırlar ve senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcı olan elemanlardırlar. Onlar bilinç değil. Onların yetişmeye ihtiyacı yok. Yetişmiyorlar onlar. Sadece ışıktan varlıktırlar. Yani düşük frekansta bir yansıma bana her yerden gelebilir. Her Yani yerden gelebilir. yüksek Hangi öğretinin içinde olursan ol, tüm algıladığın varlıklar yansımadır. Bunu idrak edemeyen kişiye ben derim ki tek başına gel karşıma, ben sana anlatayım. Ve ona avatar olduğunu, bütün algıladıklarının yansıma olduğunu anlatıyorum. Ama yansımalarla diyalog kurduğu zaman bunun tartışmasının olamayacağını izah ediyorum. Kesinlikle sen avatar olduğunu bil, tüm algıladıklarının yansıma olduğunu bil ama sus diyorum. Tartışması olursa yansımalar da avatar olduklarını iddia edecekler ve avatar bilinç aşaması yapamayacak. O tartışma konusu artık benim gündemimde değil. Kimseyle bu konuyu zaten tartışmam da. Bazı avatarların gündeminde olduğu için bu tecrübeye sahibiz. Şimdi netleşti bence. Enteresan. Öbür öğretiler, onu da hallettik. Gelene geldiği için onu da hallettik. İyi, o zaman şeyi de sorayım. Aklıma gelmişken. Buyur. Siz özveri, feragat, fedakarlık, hoşgörü falan bunları sayıyorsunuz ya bir bütün Evet, olarak. evet. İçinde sabır da var. Evet, var. Şimdi benim zihin diyor ki ol dediği anda oldurabilecek güce sahip bir varlık. Neden sabır sıfatını öğrenmek istesin? Ol dediği anda zaten oluyor. İşte Niye böyle bir ihtiyaç var? şimdi ol dediği anda olan kişi piramidin en üstündeki tek bir taş
durumundaki varlıktır. Yani bu mertebeye, 19. boyutun son frekansına ulaşabilen avatar ol dediği zaman oldurabiliyor. Dolayısıyla onun sabretmeye ihtiyacı yok. Daha alt frekanslarda olanlar için söyledik. Çünkü bir piramit olarak düşünelim yaşam ortamını. Mesela gürlü bir piramit olarak düşünürsek en altındaki frekansta bulunan kişilerin düşünceleri belki bir ömür sonra gerçekleşecek. Ama piramidin sıra taşlarında yükseldikçe kişi, yani bu sıra taşlar bilinç seviyesi olarak söyleniyor, bilinç seviyelerinde ilerleyen kişi yukarıya doğru tırmandıkça düşüncesi daha erken, daha erken, daha erken oluşur ve piramidin en üstündeki tek bir taş durumuna gelen avatar her düşündüğünü anında gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olur. İşte biz buna marifet diyoruz. O zaman sabır sadece hak edişin bir basamağı mı diyebiliriz? Yani oraya giden yoldaki bir basamağı. Tabii ki. Öyle, cürcünalı hayatta yaşarken birçok duygu fırtınaları yaşayan kişinin elde edeceği bir bilinç seviyesi diyebiliriz sabır. Ben tahminim orayı aşmadım daha. Yani aslında bilinç seviyeleri iç içedir, üst üstedir diyebiliriz ama sıralı değil. Ya beni ayakta tutan tek bilgi de bu zaten. Ben çünkü kendimi tarttığım zaman üçüncü boyuttayım. Yani 5'i 6 bilmem ne onları geçti. Daha üçüncü boyuttayım. Ve 78 bin yıldan beri üçüncü boyuttayım. ama bu bilinç seviyeleri iç içe olduğu için diyorum, hani bir şey olup bu süreçte devam edersen birden açılım olabilir. Öyle olmasa tabii zaten ki karamsarlığa kapılacağım. Evet, doğrudur. Bilinç seviyeleri iç içedir. Sıralı değildir. Birlik bilincinde olan bir kişi ölümün var olmadığını algılayamamış olabilir tabii ki. Enteresan. Biraz önce anlatırken istem dışı yaratımdan bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi ben istediğim şeyleri böyle özellikle düşünüyorum. Özellikle oturup düşünüyorum. Ama olmuyor, yaratamıyorum. Ama onun harici şimdi istemsiz öyle bir yaratım oluyor ki diyorum, ben buna nereden enerji vermiş olabilirim? Böyle bir şey istemem mümkün değil. Örnekten gidelim. Evet. Olimpos'a gelirken ben araba kiraladım. Araba kiralarken bir kapora ödüyorsunuz. Evet. O kapora eğer arabaya bir zarar vermediyseniz sonra size geri iade ediliyor. Evet. İki ay falan geçti. İki ay falan, 2,5 ay oldu. Kapora gelmiyor. Arıyorum, kimse çıkmıyor. İşte birisi çıkıyor, tamam hemen halledeceğiz diyorlar, olmuyor. Ama ben evet, kendi yarattığımı bildiğim için şeyim tetiklenmeden bu işi halletmeye çalışıyorum. Evet. Ama olay çözülmüyor. Halen çözülmedi yani. Bugüne kadar olay çözülmedi. Ben o kadar bilinçli bir şekilde enerji verdiğim halde yaratamıyorum. Öbür tarafta istemsizce böyle saçma sapan bana zarar verecek şeyler yaratıyorum. Bu nasıl evet oluyor? Yani buradaki
Sistem nasıl çalışıyor? Yani ona nasıl ben enerji vermiş olabilirim ki benim başıma gelsin böyle bir olay? Bana Vermemiş zaten olabilirsin diye tarif ettik biraz önce. nasıl? Önce biraz önce tarif ettik bunu. Sen herhangi bir nitelemede bulunduğun zaman kozmik yapının dengesi bozulur ve Allah sistemi sana önceden düşünüp yaratıp içinde yaşayarak nitelediğin tersini niteleyeceğin bir olay yaşatır. Belki bu olay da o olaylardan biri olabilir. Tabii ki sen düşünmeden yaratılmış olan bir olay olabilir. İşte bu durumda duygu fırtınası yaşama, sabret, gelecek netice veya da özveri, feragat, fedakarlıkla bekleyeceksin. Sevgiyle bekleyeceksin. Öyle olmuş olabilir. Doğru. Hiç öyle. Şimdi egonun tersine giden bir şey olduğu zaman hiç mantıklı düşünmüyor. Hemen bir eksiklik, aksaklık var. O yöne doğru gidiyor kafam. Evet. Genelde şu aralar özellikle Manisa sürecinden sonra ve akabinde böyle sanki böyle bir dibe vurmuşluk var bende. İnşallah geçicidir. İnşallah geçicidir. Dibe vurmuşluk. Ya çok çok düşündün, daha hızlı bir evrim geçirebilmek için, bilinç seviyesine ulaşabilmek için beynini yormuşsan bir dinlenmeye alır bünye beyni. Yani bu kadar yorgun hissettiğimi ta hatırlamıyorum geçmişte bile. Acayip bir şekilde bedensel ve zihinsel bir yorgunluk içerisindeyim. Evet, fazla düşündün. Çok çabuk bilinç aşaması yapabilmek için o düşünceleri sarf ettin ve beyni yormuş olabilirsin. Dolayısıyla beyin de kendini dinlenmeye alır. Bir de şey de olmadı mesela. Bu beynin kendini dinlenmeye almasıyla da alakalı olabilir. Sizin buluşmalarınıza katıldığım zaman onun son günü, herkes dağıldıktan sonra onun son günü ve ondan sonraki bir iki gün, Almanya'ya geri döndükten sonra bir iki gün ben de aşağı yukarı hepsinde oldu diyebilirim. Böyle acayip açılımlar yaşadım. Kendi hayatımla, kendi Evet. hayatımdaki insanla alakalı çok feci böyle açılımlar ki onlar geldiğinde o kelimelerle anlatılacak gibi değil. O bambaşka bir bilginin açılması. Yani şüphe kalmıyor. Bu budur. Cevabı budur diye emin oluyorsun o konuda. Mesela Manisa'dan sonra bu olmadı bende. Ki Evet. böyle bir beklenti de vardı. Bakalım neler gelecek diye. Öyle an şu bir açılım olmadı mesela. Ama o dediğin o zihinsel ve bedensel yorgunluk da devam ediyor. Onunla alakalı olabilir belki bunların gelmemesi. Evet, olabilir tabii ki. Bir de şöyle bir şey var. Açılım olacaksa süresi var. Bazı konularda açılımların süresi var. Bazı açılımlar anında olur. Bazı açılımların biraz süresi geçer. Ondan sonra açılır. Şimdi arkadaşlar diyecek İlyas hep kendinden kendi sorunlarından bahsediyor. Siz sorunlarla Evet. Şunu da ilave edeyim. Arkadaşların sorularını alalım. evet. Biyoenerjide de aynı şekilde biz şifa çalışması yapıyoruz. Ama bazı kişilerin arızaları
anında yok olurken bazı kişilerin bir bekleme süresi vardır, bir uyum devresi vardır ki kişi bir süre sonra o arızasının var olduğunu unutur. Ben de bir yönerici alabilir miyim hocam? Ama sadece zihnim için istiyorum. Şunu Zihin bir için değil, beyin için. sıfırlasak çok iyi olacak. Evet, beyni şoklayabiliriz, omuriliği şoklayabiliriz, bedendeki sinir sistemini şoklayabiliriz. Vallahi öyle bir şok Başarırsak ne ala. beynimin ki o Evet. şey standby modundan yine normal moda Evet. geçelim ya. Beyin yorgunluğunu gidermekse açılır tabii ki. Bugün Haykatra Avrupa grubundan bir arkadaş beni aradı. Evet. Öyle birden çat kapı aradı. Bayağı da konuştuk. Belki 1,5-2 saat konuştuk Evet. onunla. Konuşmanın sonunda dedi enerjimi çok düşürdüm. Ben bitiriyorum bu konuşmayı burada diye. Yani çok çok enteresan. Onun onu demesi bana demesi bile bu program için bir katkı oldu yani. Evet. Ne Sizin olmuş oldu? diyorsun. Arzusu, beklentisi doğrultusunda olmayanları söyledik. İdrak etti adam veya kadın, Evet. bilemiyorum. Kişi ve ondan dolayı modu düşmüş oldu. Arzusu, beklentisi doğrultusunda olmayanları kötü, çirkin ve yanlış olarak niteleyebilir tabii ki ondan dolayı. Yok ama benim açımdan çok doğru bir şeydi. Tabii ki. Türkçesini bilmiyorum. Almanca çok bunu anlatacak çok güzel kelimeler var da. Wehleidig. Wehleidig ne Türkçesi yani. Neyse şimdi uğraşmayayım bundan da. Ego biraz da egonun da hoşuna gidiyor tahminim. Bu şimdi düştü ya veya düştü rolünü oynuyor. Hoşuna gidiyor. Böyle yakınmak da hoşuna gidiyor. Sonradan ben düşündüm mesela. Yani o kişi benim hayatımdan sorumlu değil ki. Hani ben sorun yaşıyorsam kendim yaratıp içinde yaşıyorum. Yani Evet. o ne yapabilir? O bana bir çözüm değil ki. O senin için sadece yansıma. İşte dedim aslında ne kadar iyi yani çok isabetli bir nokta koydu ve görüşmeyi kapattı. Ya benim için Evet. isabetli. Evet. Nerede kaldıydık ya biz biraz sağa sola saptık. Evet. Sorulara geçecektik. Sorulara geçelim lütfen. O zaman ben şöyle biraz pozisyonumu değiştirmem lazım. Evet, o zaman nereden başlayalım? Aşağılardan başlayalım, değil mi? Evet, ne demiş? Savaş kaçıncı boyutta bitiyor? Hakiki kozmik yaşamda demiş arkadaş. Savaşta sadece üçüncü boyutta gerçekleşir. Okey. O zaman vizyon manyetik alan içinde aynısı mı geçerlidir? Aynısı Mesela geçerli, Avatar 5 evet. Aynısı geçerli. Üçüncü boyutta savaşlar olur. Beşinci boyutta artık savaş yoktur. Şimdi yine öğretiye ters bir şey aklıma geldi de. Evet. Neyse. Söyle bakalım. Allah Dersini. kulla geldi. Okey. Devam edelim o zaman. Hakiki kozmik. Öğretiye ters bir şey olamaz kesinlikle. Onun için bu cevap hakkı doğdu bize. Söylemek mecburiyetindesin. Öyle Tabii ki şimdi öğretiye bizim ters bir şey olamaz. öğretiye şöyle ters yansımalarla veyahut da şöyle diyeyim herhangi bir yansımaya yansımasın anlamında bir telkinde bulunmuş olacağım. O yönden ters. Ha, evet tabii ki Yani bunu
Tamam, için tamam. Hareket açısından ters olmuş oluyor. Çünkü daha 2 dakika önce söyledik. Avatar yansımalarıyla ben avatarım, sen yansımasın diye tartışmaya girmesin. Çünkü zihni onu kandırıp bilinç aşaması yapmamasına neden olur demiştik. İşte yani onu söylemiş Avatar, olsam bir şeye gireceğiz. avatar, avatar, avatar olduğunu bilsin ve sussun diyoruz bu konuda. İşte onun için ben de susmayı tercih ediyorum ve Tamam. söylemiyorum. Evet, sus o zaman. Ama işte şeytan gıdıklıyor. Evet, hakikaten Şeytan, şeytan da zihindi tabii ki. zihin, şeytan hepsi aynı. Evet. Hakiki yaşamda bedenlerimiz var mı? Hakiki yaşamda bedenler vardır ama vizyon manyetik alandaki avatarın bedeni hakiki yaşamda yoktur tabii ki. Her bilincin bedeni kendine aittir. Ama şöyle bir şey diyebiliriz. Avatar, Rahman boyutu varlıklarından birinin kopyasıdır. Dolayısıyla kopya bedenine sahiptir. Ama Avatar'ın bedeni Atlantalı'nın bedeniyle ölçülemez tabii ki. Kesinlikle. Son bedenin bir özelliği var mı? Nasıl? Son bedenin. Bu son enkarnasyon ya. Son bedenin bir özelliği var mı? Son bedenin özelliği yok aslında. Ama şimdiye kadarki yaşamların en yüksek titreşimine sahip bedendir diyebiliriz. Bilinç seviyesi olarak. Evet. Betanova laboratuvarındaki Rengyu avatara müdahale edebilir mi? Nasıl Üçüncü bir boyutun üzerindeki boyutlarda müdahale yoktur, empoze yoktur. Kişi veya avatar özgür iradeye sahiptir ve kendi düşünür, kendi yaşar. doğru mu anladım? Beşinci boyutun üstünde mi dediniz? Hayır, ben öyle bir şey demedim. Evet. Yanlış. Laboratuvardaki 7 mutlak boyut varlığı avatara müdahale edebilir mi diye bir soru geldi ve ben de cevabını verdim. Herhangi bir müdahale kesinlikle olamaz. Empoze olamaz. Sadece izlenir ve sistem düzeltilir aslında, avatarlar değil. Sistemde bir aksaklık olursa sistem düzeltilir. Avatarlar kesinlikle kendi özgür iradelerine bırakılmıştır. Siz sadece bilgi veriyorsunuz ve izliyorsunuz. Evet, beni düşünürsek ben Hı. Cebrail'i bilinç olarak sadece bilgi veriyorum. Öngörülere göre Betanova'ya geçecek avatarların sayı hakiki kozmik yapıya geçenlerden çok mu? Sayısı anlamı yazıyor demek Sayısı istedim herhalde. olacaktır tabii ki. O oranı sistem daha tamamlanmadığı için, sona ermediği için herhangi bir oran veremiyoruz tabii ki. Ha, şimdi ben anladım. Yani benim beyin durdu ya. Soruyu bir kere anlamadım da. Hakiki Alfa Nova'daki hakiki İsmail şu anda ne yapıyor? Enteresan. Evet, Evet, ne yapıyordu? şimdi İsmail bir Alfanova'nın mutlak boyutunda yaşam sürmektedir. Hı. Bir
Betanova'daki laboratuvardadır. Üçüncü versiyon olarak bütün küpçüklerdedir. Ve dördüncü versiyon olarak da Betanova'dadır. Betanova'dadır. Hakiki kozmik yapı olan Alfanova'nın mutlak boyutunda olan İsmail sadece meditasyon yapmaktadır şu anda. Düşünüp yaratmaktadır. Peki siz matu olarak görevinizi bitirdikten sonra, yani beyni oluşturup onu çalıştırdıktan sonra hak ettiğiniz boyuta geçeceksiniz ya, o Evet. zaman bunun böyle bir ayrım olmayacak. Bir tane bir varlık olacaksınız. Bir Bir varlık. boyutta bir Evet. Evet. Şimdi dört ayrı konumda görev varlıksınız. yapıyoruz. Ama 40. boyuta geçecek olan varlık şu andaki mutlak boyutta olan varlıktır. Meditasyon durumunda olan varlık 40. boyuta geçecek. Öbürleri iptal olmuş olacak. Yaratım yapıyor diyorsunuz ya, meditasyon yapıyor, yaratım yapıyor diyorsunuz. Evet. Mesela Betanova ve onun peşinden gelen süreç de böyle bir yaratım mı? Bu tarz yaratımlar. Tabii ki yok, düşünerek yaratıyoruz aslında şu anda. Neyi yaratıyoruz? Betanova'daki durumu yaratıyoruz. Küpçüklerdeki durumları yaratıyoruz. Ve laboratuvardaki durumu yaratıyoruz. Bunu duymak da enteresan. Bu çok güzel bir soru. Rol Evet, alalım o zaman. cevaplara, Efendim? rol icabı yansımalara nitelesek bir sıkıntı çıkıyor mu? Çıkıyor mu sanki hocam? Yani rol icabı, yani bir niteleme yapıyorsun ama bilerek yapıyorsun. Ne olacak o? Bilerek yapıyorsan bilerek yaşayacaksın. Mesela gırgırına bir niteleme yapıyorsun ama yani karşı tarafı rencide etmek için değil. Mesela gırgır geçiyorsun ama gırgırın içinde bir niteleme var mesela. Birisi atıyorum çok saçma bir hareket yapıyor. Diyorsun ki ya bayağı zekisin sen falan diyorsun. Orada bir niteleme var. Herkes ne demek istediğini biliyor. Ama bir art niyet de yok. Orada bir mesela bir espri şeklinde bilinçli Her yapıyorsun bunu yani. ama düşüncede hiç ayrım yapmak doğru değil. Kişinin düşündüğünü kişi yaratıp içinde yaşayacak. Kesinlikle bu böyledir. Yani içinde niteleme içeren bir espri de sakıncalı diyorsunuz. Espri veya ciddiyet ne olursa olsun düşünce beyinden çıktığı andan itibaren büyüyen küre olarak ortama yayılır ve yansımalara çarpar. Onlar da düşünüleni yerine getirirler. Her düşünülen yerine getirilmesi söz konusudur. Her düşünülenin yaratımı söz konusudur. Yaratılmayan düşünce yok. Yaratılmayan düşünce yok diyorsunuz ama günde 60 bin tane düşünce varmış. Hepsi yaratılmıyor ki. Şimdi o konu başka tabii ki. Kişi kendinden enerji verip
Onu duygu haline getirmesi gerek. Duygularda ortam varlık ve olay olarak karşısına Evet. çıkar. Ama düşünmeyi başaramazsa zaten yaratım yapamayacak. Espri olarak yapılan bir düşünce espri olarak gerçekleşmiş olacak tabii ki. Çünkü düşünen kim? Avatar. Yaşayan kim? Gene avatar. Başka biri yok ki. Tek bir avatar var. Devam edelim. Hocamızın kitabı basıldı mı demiş. Daha basılmadı. Fakat bayağı bir gelişme var kitap basım konusunda. Siparişleri almaya başladı hoca. Onu söyleyebilirim. Öyleydi. Değil mi Sağ hocam? olun, teşekkürler. Yani evet, şimdilik bazı kişiler kitap basılınca ben bir kitap istiyorum deyip Evet. parasını verdiler. Avatar 11. boyuta geçince ne gibi görevler alır? Avatar Şimdi mutlak boyuta geçtiği zaman bir görev almış olur tabii ki. Orası sessizlik, durgunluk ve hiçlik boyutudur. Avatar görev almaktan ziyade çünkü Rahman boyutundaki Atlantalılar görevlidir. Dolayısıyla Avatar vizyon manyetik alanda mutlak boyuta yani 11. 19. boyuta geçtikleri zaman sadece sessizlik ve durgunluğu deneyimler ve düşünmeme eylemiyle bu vizyon manyetik alandaki o varlıkları ve nesneleri azaltmış olur ve hiçliğe ulaşır. Vizyon manyetik alanda 7. boyutu geçen avatar da mı uyumayacak? Hayır, avatar hakiki kozmik yapıyı anlattık biz o konuda. Avatarlar 19. boyutun son frekansına kadar kendini 3. boyuttaymış diye algılıyor zaten beden görünümü olarak. Ama bu uyumama konusu vizyon manyetik alanda yok. Ölüm zaten yok. Vizyon manyetik alanda tümü vizyondur. Ölümlerin tümü vizyondur. İster avatar algılasın veya algılamasın, közülümler vizyondur. Orası hakiki kozmik yapıdan mesela çok çok daha farklı. Hakiki kozmik yapıda ilerledikçe beden değişiyor. Yani orada bir farkındalık var ben ilerliyorum diye. Ama Evet, tabii avatar ki. değil, 19. boyutta bile halen uykuya ihtiyacı var yani. Evet, olur tabii ki. Olur ama bilincinin yüksekliğinin farkında olması lazım, bilincinde olması lazım. Çünkü avatarda bilinç aşaması yaptıkça beyin kapasitesi artar ve düşünce yeteneğinin kalitesi yükselir. Evet. Üst bedenimizde ayrıldıktan sonra nasıl bir bilince sahip olacağız? Betamavaya geçer. Avatar Haykatra olarak Betamavaya geçer ve tek hücre pozisyonuna bürünür.
ve yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek üst boyutlara ulaşır. Üç hücre pozisyonu söz konusudur Betanova'da. Alt boyutlardan üst boyutlara çıkıldıkça daha güçlü hücre, daha güçlü hücre oluşacak. Ve 19. boyutta tabii ki en güçlü hücre oluşumu devreye girmiş olacak. Ondan sonra da sırada olan haykatralar sırasıyla 28. boyut bilincine ulaşacaklar. Yani Betanova'nın 19. boyutunun frekansına, bilincine ulaşacaklar. Ve dolayısıyla o andan itibaren beyin kurulmuş ve çalıştırılmış olacak. Fakat Betanova'ya geçiş anında üst beyin 78 bin yıl önceki bilincine sahiptir diyebiliriz, değil mi? Çünkü o noktaya gelmiş oluyor ya. Evet. Avatar 78 bin yılda 19. boyuta gelmiş olur. Ama ona ilk yaratıldığında verilen DNA Rahman boyutu varlığının o anki DNA'sıdır. Dolayısıyla 78 bin yıl boyunca Rahman boyutu varlığı olan Atlantalı bilinç aşaması da yapmıştır. Dolayısıyla o DNA 78 bin yıl önceki DNA'dır. Evet. Bu arada arkadaşlar yorumlara soru yazıyorsunuz. Fakat onlar akıp gidiyor. Onları kaçırıyorum. Soru bölümüne lütfen sorularınızı yazın. Bir arkadaşınkini okudum ama İlyas Bey çok merak ediyorum. Betanova varlığı görüntüsü nasıl? Betanova'da ta varlık yok. Onları sen yaratacaksın. Beyin olduğunda. Doğru mu hocam? Evet. Attın mı? Şimdi biraz önce Betanova'nın 19. boyutuna demiştik. Alfanova'nın da 38. boyutudur. Dolayısıyla o. Yanlış söyledimse düzeltmiş olayım. Şimdi bir soru neydi? En son soru. Betanova'nın varlıklarını merak ediyormuş da dedim Evet. ta varlık. Şimdi şöyle bir şey var. Betanova diye bir gür oluşmuştur. Betanova diye. Ama bu gürün rahim boyutunda tek bir gezegen vardır. O da Bertelona isimli gezegendir. Evet. Bu gezegen yeşilin tüm tonlarını içeren bir gezegendir. Ve Avatar Betanova'ya geçtiği zaman bu gezegenin ilk boyutuna gelmiş olur. Zaten laboratuvar da bu gezegenin ilk boyutundadır. En dışındaki boyutundadır. Avatar Haykatra, Avatar dedik. Haykatra bu gezegenin merkezine doğru bilinç aşaması yapmaktadır. Yedili birleşim sistemine uygun olarak. Burada benim gibi çok meraklı birisi var. Yansımalar ve olayların mizansenleri Cebrail'i görevde olan mutlak boyut varlığı mı gönderiyor? Bunun içinde tabii ki böyle bir şey de var. işaret parmağı da var. Siz mi gönderiyorsunuz bunları? Açıkçası Mizansenleri hayır. Avatar kendi düşünür tabii ki. Kendi düşüncesidir. Biz sadece bilgi veriyoruz. Evet, hakiki Alfanova'dan yansıyanlardanı bizim hücrelerimiz ama canlı yaşayan hücreler. Hiçbir şey anlamadım. Tekrar okuyalım. Hakiki Alfanova'dan yansıyanlardanı Bir şey bizim diyeyim. hücrelerimiz. Ben anladım onu. Ben anladım Ben onu. anladım. Avatar Atlantalı'nın kopyasıdır. Dolayısıyla
Atlantalı'nın hücreleri Avatar'ın hücreleriyle denktir diyoruz. Yani hücreler kopya olduğu için bir bakıma Avatar'ın hücreleridir, bir bakıma Atlantalı'nın hücreleridir. Evet. Ben soruyu anlamadığım için burayı es geçiyorum. Bilgi kitabını okumadım. Neden var? Ya bilgi kitabı ile alakalı minimum bir soru geliyor her programda. Şimdi bir soruyu anlamadık ama Bunu okumadım. Neden var diyor. Soru bu. Neden bilgi kitabı var? Onu demek istiyor. neden bilgi kitabı var? Bir frekans kitabı tabii ki o ve Bülent Hanım Mevlana'nın enkarnasyonudur. 19. boyut varlığıdır. Verilen bilgiyi 19. boyut bilincine uygun olarak yansıtmaktadır. Bizim kitabımız 23. boyut bilincine uygun olarak yansıtılmaktadır. Yani bu sorulan soru aslında bütün kitaplar için sorulabilirdi, değil mi? Yani bu Evet, kitap niye tabii var? ki bilgiyi alan kişi kendi bilinç seviyesinden, kendi frekansından yansıtmaktadır tüm bilgileri. Evet. Dolayısıyla 20. boyuttan 19. boyuta aktarılan bilgi tek olduğu halde o bilgiyi alan kişiler kendi bilinç seviyelerine, frekanslarına uygun olarak yansıtmaktadır. Dolayısıyla da birçok bilgiymiş gibi algılanmaktadır. Halbuki tek bir bilgidir ve kişilerin frekanslarına uygun olarak yansıtılmaktadır. Evet. İşte o frekanslarda yetişen avatar bizim kitabımızın bulunduğu manyetik alana gelebilmektedir. Evet. Bu konuyla alakalı birkaç gün önce arkadaşım birisi benimle bir video paylaştı. Yabancı uyruklu bir bayan Evet. birebir sizin yansıma dediğiniz olayı anlatıyor. Ama işte tam anlatmıyor. Ufak bir orada Tabii eksiklik ki. Tabii ki. var. Arkadaş. Çünkü bizim frekansımızda değil. Evet. Benim fikrimi sordu bu video konusunda. Ben de aynısını dedim yani. Dedim yansıma olayını anlatıyor ama ufak tefek eksiklikler var. Tabii ki. Sonra o videonun içeriğinden bana bir şey sordu. Ben de ona şöyle cevap verdim. Dedim tam o eksik dediğim nokta da burası. Yani hakikaten öyle. Birçok öğretilerde buradan alıntılar var. Ama işte tam bu netlikte değil. Hatta sizinle de paylaşmıştım bu konuda. Evet. İncil'de de bu tezahür ettirme konusunda ayet mi diyorlar bilmiyorum artık. Orada da bir Evet. öyle bir şey geçiyor. Birebir tezahür ettirmeyi anlatıyor. Fakat orada da bir eksik bilgi var. Limit koymuyor. İstediğini yaratabilirsin. Hayatına çekebilirsin diyor. Ama siz diyorsunuz hayır istediğini değil. Hayat programına dahil olan şeyleri sadece Evet, yaratabilirsin evet. diyorsunuz. Kendi frekansına uygun olan şeyleri Evet. çekebilir. Ve bunun gibi yani bu öğretiyle örtüşen bir sürü şeyler dışarıda da göreceksiniz. Yani bu Peki. spiritüel camiada iseniz birçok şey göreceksiniz. Ama şunu da göreceksiniz ki detaylarda farklılıklar Evet. göreceksiniz. Yani illa birebir tam düşmeyecek. Evet. Örtüşen Çünkü olacak ama o öğretiler farklı kişilerin farklı frekansından yansıtılmaktadır. Dolayısıyla
birebir eşit olamaz tabii ki. Evet, tek öğretide İsmail Keçi öğretisinde ilerleyin, aklınız Evet, karışmasın demiş. arkadaşlar. Demiş. Bu konuda ben de zaten söyledim ne yaptığımı. Artık hiçbir şeyi takip etmeme kararı aldım. Eğer bir şey dinliyorsam bir komedi olabilir bu. İkincisi de müzik. Evet. Onun harici öğreti konusunda hiçbir ne kitap okuyorum ne sadece burada devam ediyorum. İlyas Bey bizim Okursan okuyup bilgi sahibi olmak gerek. Aslında bilgi tek başına hamallıktır, bir işe yaramaz. Ama alınan bilgi hayata geçirilip otomatik olarak kullanıldığı takdirde bilinç aşaması yapabilirsin. Dolayısıyla oku diyoruz. Oku. Şimdi iki frekanslıdır bu kelime. Bir de oku, takip et. Biz 10 tane bilinç seviyesinin tarifini veriyoruz. Oku ve oku, takip et. Bilinç seviyeni yükseltebilmek için anlamındadır. İşte neyi oku? Yani ben Haykatra'da haricinde bir şey okumuyorum. Yani Haykatra'yı okursan tamamdır. Gerek duymuyorum çünkü yani tam bilgi varken niye ben eksik bilgilerden? Çünkü neresi eksik, Evet. ne Evet, güzel. gerek yok. Evet. Tabii. Avatar Kozmik Tanrı Haykatra'yı okumak yeterlidir. Birçok videomuz var. Önceleri Hande 333 ile yaptığımız sohbetlerin videoları var. Handan Girit ile yaptığımız sohbetlerin videoları var. YouTube'da ve Handan Girit'in kitabımızı okuduğu bölümler var. Sesli olarak okumuştur. Kişiler bunları baştan itibaren dinlerse okumuş gibi olur. Tabii ki bilgi sahibi olur. Evet. Kozmik yapının negatif tarafını tutan varlıklar ne yapıyor? Orion negatif taraf olarak ne yapıyor? Ne Anlaşıldı mı? yapıyor? Yani negatif olarak ne yapıyor diye bir konu söylenemez aslında. Pilin artı tarafı var, eksi tarafı var. Bu sadece kutup olarak o manyetik alanın oluşmasına yardımcı olan iki kutuptur. Yaptığı bir şey bu. Tahminim sorunun arkasında şöyle bir şey yatıyor. Yani zihnin bu kötü, bu yanlış diye niteleyeceği bir davranış mı var orada negatif tarafta? Hayır. Yoksa yani pozitifin yaptığının aynısı tarzda şeyler mi yapıyor? Onu demek istiyorum. Hayır. Öyle bir şey yok. Negatif sadece kutup başıdır. Bizim öğretimizde kişinin arzusu, beklentisi doğrultusunda olmayanlara negatif ismi verir, avatar. Bunu anlatıyoruz. Halbuki şimdi sen kendi bedenine gürzü tatbik et. Gürzü tatbik et. Bu gövdedir. Burası baş, burası boğaz çakrasıdır. Ve senin bedenin bir eksiden başlar, artıya doğru gider. Bir eksi bir artı kutbun var senin de güç alanı olarak. Ve sol omuz, sol kol negatiftir. Senin sol kolun, sol omzun kötü mü? Hayır. Kötü değil. İşte Sadece kutup olarak bir güç alanı oluşturabilen iki kutuptan bahsediyoruz burada. Kötü diye bir şey yok aslında. Kişi arzusu, beklentisi doğrultusunda olmayanları kötü, çirkin ve yanlış olarak niteler. Ama niteler diyoruz, kötüdür demiyoruz. Sadece niteleme olarak kötü diye algıladıklarını isimlendirir kişi. Halbuki
Birinin kötü diye nitelediğini bir başkası iyi diye niteleyebilir tabii ki. Onun için görecelidir diyoruz. Bu konu görecelidir. Ama herhangi bir manyetik alan oluşacaksa iki tane kutbu vardır. Ve dolayısıyla her zaman söylüyoruz, bir motor bir eksi bir artı kablo ile çalışır. İşte bu bir manyetik alan oluşturma kutup başları. Evlilikler de aynı şekildedir. Evlenen kişilerden biri negatif, biri pozitif ucu tutup da evlilik manyetik alanını oluşturur. Bu durumda evliliğin sürebilmesi için bazı durumlarda pozitif olan bazı durumlarda negatif olan pozitif olur, pozitif olan negatif olur. Ve böylece iki elin bir elin nesi var, iki elin sesi var denir. Birbirine çarparak, çatışarak kişiler evrim alır, bilinç seviyesini yükseltir. Ama bazı durumlarda, bazı evlerde eşlerden biri sadece pozitifken eşlerden bir başkası hep negatif olur. Dolayısıyla o evlilikler çatırdar tabii ki. Çünkü biri hep pozitifse, biri hep negatifse o pozitif olan o manyetik alanda kendini o manyetik alana tutunamaz. Büyük ihtimalle ya büyük bir sabır gösterecek, hayatını feda edecek ve o evlilik sürdürülecek veya da ayrılacak. Ama ayrılmasa dahi beraber yaşayabilir, birlikte olmaz, beraber yaşayabilir veya da aynı evde ayrı ayrı yaşayabilirler. Bunlar evliliğin alternatifleri. Ama kişiler hep negatif ve hep pozitifi tutarlarsa o evlilik sarsılır diyoruz. Evet. Bilmiyorum anlaşıldı mı bu tam negatif pozitif olayı. Şimdi hani sol taraf negatif, sağ taraf pozitif dedik ya. Şimdi o Evet. verdiğiniz örnekte bunu herkes anlar. Tabii ki sol kolumda bana faydası var, sağ kolumun da bana faydası var. Evet, Burası o. tabii ki. Ha, şimdi zihin için pozitif negatif şöyle yüklü. İşte diğergamlık pozitif, hırsızlık negatif. Bu tarz bir şeyden bahsediyor bence soru soran. Evet. İşte bizde negatif diye nitelenenler arzu, beklenti doğrultusunda olmayanlardır diyoruz. Pozitif diye nitelenenler arzu, beklenti doğrultusunda olanlardır diyoruz. Ama bununla kutup başlarının hiçbir alakası yoktur. Kutup başları sadece bir manyetik alanın iki ucudur. Samanyolu galaksisi de bir güç alanıdır. Ve pozitif ucunu Sirius, negatif ucunu Orion tutmaktadır. Orionlular gri, dinozorumsu veya reptilyan denen varlıklardırlar. Bu konu birbirine karıştırıldığı zaman reptilyanların kötü varlık oldukları yansıtılmaktadır. Halbuki reptilyanlar kozmik yapının 8, 9 ve 10. boyutlarının elemanlarıdırlar. Evet. Yani bizim basitçe negatif adlandıracağımız sıfatlardan zaten arınmış varlıklardan bahsediyoruz. Evet, tabii ki üçüncü boyut varlığı değil. Dolayısıyla negatif olamaz. Kesinlikle negatif olamaz. Ve kozmik yapıda galaksi birliğinde veya galaktik konfederasyonda Siriuslularla Orionlular birlikte çalışmaktadır.
Kamp olacak mı yakın tarihte? Olursa nerede olacak diyor. Kitabımızı bastırmaya çalışıyoruz. Kitap bastırıldıktan sonra bandrolunu almış oluyoruz ve o günden itibaren toplantılar yapılabilir tabii ki. Şimdilik kitabın basılabilme sürecinde toplantıları erteledik, yapmıyoruz. Evet. Yani kitabın basımıyla birebir ilgili bir konu. Evet. Kimin nerede olduğunu görebiliyor musunuz? Ne demek istiyor? Anlamadım ama. Kimin nerede olduğunu görebiliyor musunuz? Yani hangi avatarın hangi konumda olduğunu mu, onu mu demek istiyor? Bilmiyorum. Herhalde öyle oluyor. Evet. Avatarlar 7 mutlak boyutlarla tarafından laboratuvarda algılanmaktadır tabii ki. Ha, bir saniye. Nerede dedik? Ha, şunu tamam, bunu cevapladık. Bunu silelim. Sürekli nötr düşüncede kalabilmek için pratikler var mıdır? Kişi kendi pratik yapacak tabii ki. Ama bilinç seviyesine de dayanır bu konu. Negatifi bırakmadan, pozitifi bırakmadan nötre ulaşılamaz tabii ki. Ben nötr davranacağım diye gibi gibi davranılamaz tabii ki. Dolayısıyla kişiye şey Manisa'daki oturup birebir konuştuğumuz olay aklıma geldi. Benim de evet. orada aslında belki kendimi ifade etmekte zorluk çektiğim nokta buydu. Yani ben bu şekilde hani şöyle davran diyorsunuz ama ben o şekilde davransam azap çekiyorum. Hadi Evet. davrandım, mış gibi yaptım. Ne elime geçti? Hiçbir şey elime geçmedi. Yani içimden Evet. gelmesin. Onu demeye çalışmıştım. Ve halen de bunu devam ettirme niyetindeyim. Çünkü siz de diyorsunuz yani bu yani hakikati açıklayan bir bilgi bu değil mi? Hani mış gibi Evet, yaparsanız tabii ki mesela azap ilerler çekersin. ki orada beni rahatsız eden olaylara ben bir kere iki kere sustum. Üçüncüde de cevap verdim yani veya bir tepki koydum oraya. Çünkü koymasam mış gibi yapacağım. Yani Evet. ha tamam iyi. Hayır iyi değil. İyi hissetmiyorum. Evet. O zaman o an için düşündüğüm ve yaptığım doğru bir şeydi yani. Evet, tabii ki tepki göstermek doğru bir şeydi. Evet, doğrudur. Yani Çünkü bilecek. şöyle bir örnek verelim. Evli bir çift var ve evli çiftin bir tanesinin gözü dışarıda. O öbürü de bunun farkındadır. Ama nötr davranırsa azap çeker tabii ki. Tepki göstermesi lazım. Evliliğini sürdürebilmek için tepki göstermesi lazım. Aksi takdirde azap çeker. Yani tamam hadi git ne istersen yap. Sonsuz hoşgörüdür aslında bu da. Ama eğer ki sonsuz hoşgörüsü yoksa, nötr düşünceye sahip değilse, kişi bu olay karşısında azap çeker. Sen devam edelim.
Rengyu kimdir demiş. Yeni katılan bir arkadaş galiba. Hücreler nasıl bir yapı? Hücre konusu açar mısınız acaba? Teşekkürler. Rengyu kimdir? Bir. İkincisi hücreler nasıl bir yapı? Hücre konusunu açar mısınız? O birinciyi anlamadım. Yani sizden bahsediyor. Rengyu kimdir? Yani Rengyu diyor. Rengyu 7 mutlak boyut varlığından biri. Evet. Diyebiliriz. Ve Rengyu, Rengyu ismiyle anılan mutlak boyut varlığı, mutlak boyutta olan İsmail'dir. Hı hı. Sorunun ikinci bölümü de hücreler nasıl bir yapı? Hücre konusunu açar mısınız? Şimdi şöyle bir şey demiştik baştan itibaren. Kür alabildiğine çok büyük bir yapı olduğu halde kürün minyatürü alınmıştır, minyatürize edilmiştir. 7 tane minyatürize şekli var. Yani 7 ayrı tip kür yaratılmıştır minyatür olarak. Bunlara por denmektedir. Porlar 7'li birleşim sistemine uygun olarak birleştirilerek porium elde edilmiştir. Poriumlarda 7'li birleşim sistemine uygun olarak birleştirilerek porya elde edilmiştir. Poryaların bir bakıma değişimiyle hücre oluştu, bir bakıma değişimiyle elektron oluştu ve hücreler üçüncü boyut insan bedeninde 40 çeşittir. Bu 40 çeşit hücre çeşitli topluluklar yaratarak organları oluşturdular. Organlar da birleşerek bedeni oluşturdular. O bir yönden elektronlar atomu oluşturdu. Molekül zinciri, element, güneş sistemi, galaksi, alem, kainat, evren, mini atomik bütün, gürz ve kürz oluştu ve daha yukarılara doğru tırmanmaktadır bu kozmik yapı. Evet. Çok güzel bir özet oldu bu. Betanova, bunlar bilinç boyutu değil mi? Bizler de bu dünyada bilinçlendikçe o boyutlara geçmiş olmayacak mıyız? Yoksa orada yaşanan bir dünya mı var? Üst boyutlara bilinçlendikçe oradan mı yaşıyor olacağız? Yani konuyu arkadaşımız vakıf değil konuya. Kitabı okumadı herhalde. Dolayısıyla söyleyebiliriz. Hakiki kozmik yapı, hakiki varlıkları barındıran bir kozmik yapıdır. Vizyon manyetik alan Betonova denen kozmik yapının Bertelona gezegeninde kurulan laboratuvarın içindeki küpçüklerde bulunan avatarlardır. Bu avatarlar 19. boyut bilincine ulaşması ve Betonova'da insan olması için yaratılmıştır. Okey, devam edelim. Şimdi yine bilgi kitabınla alakalı bir şeyler var. Bunları ileteyim mi hocam? Bilgi siz kitabı Bülent Hanım'ın bilinç seviyesinden yansıtılan bir kitaptır. Bizim kitabımız ise 23. boyut bilinciyle yansıtılan bir kitaptır. Yani oradaki bir konuyu açmanızı istiyor da onun için soruyor. Yok, soruyu iletiyor. Hayır. Başka bir öğretiyi biz açamayız. Açamayız. Çünkü frekansı farklıdır. O bilinç seviyesinde olan kişiler o kitabı okuyup
bilinç seviyelerini yükseltebilirler. Evet. Okey, o zaman buradan devam ediyoruz. Düşündüğümüz anında tezahür ediyorsa kaçıncı boyut bilincindeyiz diyebiliriz? 19. boyut bilincinde olduğu söylenebilir. Evet. Okey. Devam edelim. Betonova diye bahsettiğimiz yapı bir beden değil mi? Şimdi gür de bir beden aslında. Gür de bir bedendir. Bir varlıktır gür Evet. de. Betanova gür de bir varlıktır aslında. Ve bedendir diyemeyiz tabii ki. Çünkü herhangi bir varlığa benzemeyen bir kozmik yapı. Bu kozmik yapıdır diyebiliriz. Beden diyemeyiz tabii buna. Ama beyni olan bir kozmik yapı. Alfanova'daki gür de kozmik yapı. Betanova'da bir kozmik yapı. Ama frekansları çok yüksek. Tabii ki Betanova'nın frekansı Alfanova'nın frekansından çok çok yüksektir. Ya aslında çok mantıklı bir soru değil mi? Yani çünkü Beden diyor. evet. Beyni olan bir birey beden diye niteleyebilir kişi ama Evet. varlık değil. Varlık değil. Varlıktır ama insanımsı varlık değil. Kozmik yapıdır. Devam edelim. Aldatıldığımız ve devam eden ilişkimizde güven ve sakinliği nasıl düşünerek sağlarız? İnternet kesilmişti. Ben bilgiyi verdim. Tamam. Nötr düşünceye ulaşabilen kişi seyirci olabilir demiştik. Sorunun ikinci bölümü de var. Evet. Aldatılmadığımız ve çok değerli hissedeceğimiz ilişkiyi nasıl yaratabiliriz? İşte biri negatif, biri pozitif olmak üzere eşler nötr düşünceye ulaştığı zaman çok yüksek bir frekansa sahip olur ve hiç sorunsuz yaşamlarını idame ettirebilirler. Atlantalı yemek yiyor mu, madde alanında yaşıyor mu? Tabii ki bütün varlıkların bir gıda alma şekli vardır. Bizim gibi kuru fasulye pilav yemiyordum galiba. Evet, muhakkak. Yine bir bilgi kitabından açalım istiyor arkadaş. Onu atlıyorum. Mitolojik kahramanlardan Zeus aslında kimdir acaba demiş, soru işareti. Bilmiyoruz. Yani Evet. şimdi Zeus hakiki kozmik yapıda yaşamış Atlantalılardan biri. Hermes'le birlikte dünyanın üçüncü boyutuna gelip çift
DNA'lı varlıkları yok eden grubun bir elemanıdır. Yine aynı şekilde bir soru var. Bazı öğretilerde bahsedilen Metatron kimdir? Onu bilmiyorum.